Hidrometre nasıl kullanılır? Bir damacana may, kaç kilo şeker eklenir? Hidrometre üzerindeki renkler sarı, kırmızı, turuncu ne anlama geliyor? İçindeki şeker ve alkol oranını nasıl bulurum? Bu cihaz ne işe yarar? Fermentasyon esnasında hava kabarcığı durdu veya çok az çıkmaya başladı. İşlem bitmiş midir? Bu 20 litre ayşeden ne kadar alkol elde edilir? Üzerinde Brix yazıyor. Bu ne demek? İşte sorularınızın cevabı elimde tutmuş olduğum bu alette. Bu cihaz sıvıların içinde bulunan çözünmüş bileşenleri, şekeri, tuzu, yağı veya alkolü başka hiçbir ölçüm aletine gerek olmadan kolayca ölçebilir. Yapmak istediğiniz biranın, şarabın veya hazırladığınız mayşenin içindeki karışımların oranlarını sadece bunu kullanarak kolayca bulabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu aleti kullanmayı öğrenince şimdiye kadar yapmış olduğunuz ölçümlerin yanlış olabileceğini fark edeceksiniz. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız burada anlattıklarımın işe yaradığını ve emeğimin boşa gitmediğini anlarım. Yorumlar kısmında anlatacaklarıma katkı sağlayabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bu cihazı tanıtırken burada gördüğünüz Coca-Cola, sıfır şekerli Zero Cola ve diyet kola içinde bulunan şeker miktarlarını ölçeceğim. Suyun içinde erittiğim şeker miktarını bununla hesaplayacağım. Bir kutu kola da ne kadar şeker olduğunu hesaplayacağım. Daha sonra mezürün içine alkol ekleyerek alkolmetre kullanmayı da uygulamalı olarak anlatacağım. Fermantasyon ile elde edilen bira, şarap gibi içecekler veya şeker ya da meyveden hazırlanan mayşe türü sıvıların yoğunluğunu ölçen camdan yapılmış bu cihaza hidrometre diyoruz. Hidro sıvıları. Metre kelimesi de ölçümü ifade ettiğine göre bu cihazı bir sıvı ölçen olarak da tanımlayabiliriz. Hidrometre yüzebilmesi için daha geniş bir alt kısma sahip kapalı bir cam tüpten oluşur. Stabil bir şekilde sıvıya batmasını sağlamak için alt bölümüne öz kütlesi çok yüksek olan, en yüksek olan kurşun veya civa eklenir. Üst taraftaki ince kısım ölçüm için derecelendirilmiş dar bir gövdeden oluşur. Bunu ince kısımdan kaldırıp tutup bu şekilde kaldırmayın. Buradan kırılabilir. Hidrometreler kalın kısmından tutulmalıdır böyle. Kullanım amacına göre yoğunlukları farklı sıvılar için değişik boy ve değişik ağırlıkta imal edilirler. Sütün yoğunluğunu ölçmek için bir laktometre, bir sıvıdaki şeker yoğunluğunu ölçmek için bir sakkarometre veya areometre, alkollü içkilerde bulunan alkol seviyelerini ölçmek için alkolmetre gibi farklı kullanımlar için kalibre edilirler. Üzerindeki rakam ve renkler hesap yapmayı kolaylaştırmak için yol göstericidir. Yoğunluk gösteren rakamlar gram bölü santimetre küp cinsinden ölçeklendirilmiştir. Bu hidrometrenin içindeki ölçeklendirmenin aynısı, birebir aynısı. Ben bir açılımını yaparak bu kartona bunu bastırdım. Normalde üzerine hiçbir şey yazılmamış bile olsa bir hidrometreyi kendiniz belli bir düzende ölçeklendirebilir ve ölçüm yapabilirsiniz. Ancak bu tamamen bir kolaylaştırma amacıyla. Bu elimde gördüğünüz hidrometre 3 ölçekli bir hidrometredir. Sıvının yoğunluğunu, sıvının içinde bulunan potansiyel alkol değerini ve Brix değerini gösterir. 3 çeşit ölçek var bu hidrometrede. Üzerinde yazan Brix Baling çözünmüş katı maddeyi, Specific Gravity sıvının yoğunluğunu. Specific Gravity bir bakıma öz kütle anlamına gelir. Katılarda öz kütle, sıvılarda yoğunluk olarak anlatabilirim. Potansiyel alkol ise bu karışımdan elde edilebilecek alkol miktarını ölçebileceği anlamına gelir. İşlemin başında aldığımız ölçü ile sonrasında aldığımız ölçü arasındaki fark bize fermantasyonun başarısı hakkında bilgi verir. Bu hidrometre genellikle bira ve şarap yapımında kullanılmaktadır. Bu yüzden buna bira veya şarap hidrometresi denir. Ölçümü yapılacak sıvı dereceli bir silindir olan cam veya plastik bir kaba dökülür. Bu kabın ismine mezür denir. Plastik avantajı kırılmaz düşürdüğünüz zaman. Plastiğin dezavantajı saydam olmadığı için tam içini rahat göremiyorsunuz. Camda çok daha saydam ve salgılama yapmaz. Hidrometre serbestçe yüzene kadar
sıvının içine yavaşça indirilir. Dış yüzeyine yapışmış hava kabarcıklarını sirkelemek için ekseni etrafında biraz döndürmek gerekir. Sıvı yüzeyinin hidrometrinin ölçek rakamlarında gösterdiği nokta sıvının yoğunluğu ile alakalıdır. Sıvının yoğunluğu ne kadar düşükse hidrometre o kadar derine batar. Sıvının yoğunluğu yükseldikçe sıvının kaldırma kuvveti artar ve hidrometre yükselir. Öz kütlesi yüksek, yani ağır sıvıların kaldırma kuvveti yüksektir. Mezür ve hidrometre ile ölçüm yaparken mezürü göz hizasına getirmek gerekir. Sıvı yüzeyindeki gerilimden ötürü hidrometre çevresi ve mezür iç çeperine bitişik kısımlar tepe oluşturur. Bundan dolayı ölçümde doğru sonucu alçakta kalan nokta verir. Buna dikkat ediniz. Çünkü bir derece yanlış ölçüm bile büyük hataya sebep olabilir. Numune aldığınız yüzlerce litre sıvıda onlarca kilo hatalı sonuç verir. Ayrıca ölçüm yaptığımız numunenin sıcaklığı 20 santigrat derece baz alınarak değerlendirilmelidir. Çünkü sıvıların yoğunluğu sıcaklık derecesine göre değişir. Isındıkça yoğunluk düşer, soğudukça yoğunluk artar. Kısaca hidrometre sıvıların öz kütlesini ölçer diyebiliriz. Daha doğru ifadeyle sıvıların yoğunluğunu ölçer. Şimdi içinde 50 gram şeker erittiğim suyu 3 ölçekli hidrometre ile ölçeceğim. İçindeki şekeri ve potansiyel alkolü nasıl okuyacağımızı beraber öğreneceğiz. Aynı hidrometrenin 3 farklı bakış açısından 3 ölçeğini de burada görüyoruz. 50 gram şeker erittiğim 250 ml su hemen hemen tam olarak sağlamasını yaptı. Yoğunluk, yani specific gravity 1073 gösterdi. İkinci ölçek Briggs, çözünmüş katı madde olan şeker 20 gram gösteriyor. Yalnız bu 100 ml için 20 gramdır. 250 ml'ye uyarlarsa karşılığı 50 gram demektir. Az önce kullandığım 50 gram şeker hatasız tam olarak sağlamasını yaptım. Üçüncü ölçekte de elde edilebilecek maksimum potansiyel alkol oranını da %10, %9 civarında olduğunu anlıyoruz. Burada dikkatinizi çekerim. Bunun içinde şu anda alkol yok. Ancak bu değer fermantasyondan sonra içindeki şekerden %10 etil alkol elde edilebileceğini gösteriyor. Şimdi bu kola türevlerinin yoğunluk oranlarını ölçüyorum. Sonuçları anlatırken 3 ölçekli hidrometre üzerindeki renklerin ve yazıların anlamından bahsedeceğim. Normal kola 1040 değerini verdi. Brix değeri de 11 gram civarında çıktı. Bu 100 gramında 11 gram şeker var demektir. Bu da kolanın litresinde 110 gram şeker var olduğu anlamına gelir. Kutu kola 250 ml olduğuna göre bir kutu kolada 33 gram şeker var demektir. Tabii bu değerler 3 aşağı 3 yukarı olabilir. Kola light ve sıfır şekerli kola olan zero hemen hemen saf suyun değeri olan 1000 civarındaydı. Civarında diyorum çünkü içlerindeki gaz olduğu için ölçmek biraz zor oldu. Sallayarak gazlarını atmaya çalıştım. İçlerinde şeker hiç yok. İçlerindeki tatlandırıcılar da yoğunluğu arttırmıyor anlamı çıkabilir burada. Şarap, bira hidrometresi üzerinde yazan en alt kısımdaki kırmızı ile belirtilmiş dessert wine, tatlı şarap anlamına geliyor. Eğer tatlı şarap yapacaksak, fermantasyon öncesi karışımdaki şeker oranı bu kırmızı alandaki 1095-1125 aralığında olmalıdır. Buna karşılık gelen bir Brix değerine de bakarsanız 30 gösteriyor. 100 ml karışımda 30 gram civarı şeker var ve potansiyel alkol %17 civarı. Ancak bu tüm şekerin alkole dönüşmesi demek. Fakat bu sefer şarap tatlı olmayabilir veya fermantasyon fazla alkolden dolayı devam etmez. Çünkü şarap mayaları %17 alkole dayanamayabilir. Tatlı şarap yapımında fermantasyon erken bitirilir ve karışımın içinde şeker kalması sağlanır. Daha sonra içine istenilen oranda ekstra alkol eklenebilir. Bu şarap genellikle tatlılar veya tatlı meyveler yanında servis edilir. Bir ek bilgi olarak kaliteli şarapların fermantasyonu şişelendikten sonra da devam eder. Sofra şarabı veya tatlı şarap arasında bir de demisek şarap vardır. Bu da yarı tatlı şarap olarak tanımlayabilirim. Yarı tatlı şarap yapmak istiyorsak yoğunluk 1095, çok tatlı olmasını istiyorsanız 1125-1130 olabilir. Şimdi table wine yazan kısma gelelim. Bu sofra şarabı veya sek şarap demektir. Adından da anlaşılabileceği gibi yemeklerle sofrada tüketilen şaraptır. Dışarıdan alkol eklenmez. İçerdiği tüm alkol fermantasyon sonucu oluşur. Şarap mayaları şekeri yiyerek alkol çıktısı sağlar.
Ancak şarap mayaları sadece şeker değil, şekerin yanında başka şeyler yiyerek enfes tatlar ortaya çıkartabilirler. Çok kaliteli ve pahalı şarapların oluşmasını da sağlayabilirler bu şekilde. Yukarıda beer kısmında bira yaparken yaptığımız biranın cinsine göre karışımı ayarlayacağımız değerleri belirtiyor. 1030-1060 arası karışımı hazırlıyoruz. %5-%8 arası alkol oluşacak. Üst taraftaki finish kısmı da fermantasyonu sona erdireceğimiz, ürünü şişeleyeceğimiz kısımlardır. Fermantasyon işleminden sonra elde ettiğiniz şarabın veya biranın alkol oranını da hidrometreyle bulabilirsiniz. Bunun için karışımı hazırladığınız ilk yoğunluktan, ki buna OG yani Original Gravity denir, fermantasyon işleminden sonraki yoğunluğu çıkartın. Buna da Final Gravity yani FG değeri denir. Çıkan sonucu etil alkolün yaklaşık sabit yoğunluk çarpanı olan 131 ile çarpıp 1000'e bölerseniz elde ettiğiniz ürünün alkol oranını bulursunuz. Ayrıca bunun için hazırlanmış tablolar yardımı ile OG ve FG değerlerinin kesişme noktasından da kolayca bulabilirsiniz. Bu tabloları ve bu videoda kullandığım diğer görselleri, gerekli tüm dokümanları videonun açıklamalar kısmından, ayrıca kanalın topluluk sekmesinden de paylaşacağım. Bunları sağ tıklayıp kopyalayabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alkolmetre konusuna gelirsek, görünüş olarak aynı şarap hidrometresi gibidir. Ancak yoğunluğu çok daha düşük olan alkolün ölçümü için kalibre edilmiştir. Bunu buradaki gibi diğer sıvılarda veya şekerli içerikli yani 1x değeri yüksek olan sıvılarda kullanmak imkansız. Ölçek kısmı sıvı dışarısında kalır. Burada en önemli konu, alkol derecesini ölçerken 20 santigrat dereceyi baz almak gerekir. Eğer 20 santigrattan farklı bir sıcaklıkta ölçüm yapıyor isek, doğrulama tablosu veya net üzerinde bulunan alkol doğrulama hesaplamalarından gerçek değeri bulabiliriz. Bunların paylaşımı da videonun açıklamalar kısmında var. Videonun sonunda hidrometrenin fiyatı ve nereden alınacağı hakkında da bilgi vereyim. Çünkü belki de bu cihazın her eve lazım olduğunu düşünmeye başladınız ve gidip bir tane satın alacaksınız. Fiyatı bu videoyu yayınladığım tarihte kalitesine göre 40 lira 100 lira aralığındaydı. Bunu internet üzerinden veyahut medikal malzeme, laboratuvar malzemesi satan yerlerden satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.